Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar ve altına değineceğiz. Ardından gümüşe de bakacağız. Bizler için önemli kritik seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulup yorumlamaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, altında beklediğimiz yukarı yönlü kırılma bugün itibariyle gerçekleşmeye başladı diyebilir miyiz? Bunu hep birlikte sizlerle takip edeceğiz. Şurada gördüğünüz arkadaşlar 1910 üzerinde ons altın tutunmasına devam edebilecek mi? Bu bizler için çok önemli. Ons altının yukarı yönlü tekrardan hareketlere geçebilmesi için bu 1910 seviyesi üzerinde kapanışlar şart dedik ve bugün itibariyle ons altın bu 1910 seviyesini arkadaşlar yukarı yönlü yoklamaya başladı. O yüzden 1910 ons altında takibimizde olacak önemli bir seviye. 1910'un üzerinde tutunabilirse arkadaşlar ons altın yukarıda 1933 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini hız kazanabilir. Daha sonra da bu 1910 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse arkadaşlar ons altında tekrardan yükseliş trendine doğru hareketin 1910 üzerinde tutunması demek arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan hareketin yükseliş trendi bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerine girmesi anlamı taşıyacağından ilk etapta 1933 ve 1958 seviyelerine doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri başlatabilir. O yüzden 1910 seviyesi ons altında dikkatle takibimizde kalacak önemli bir seviye olarak dikkat çekmekte. 1910'a hala dikkat diyoruz arkadaşlar. Gram altına da bakalım hemen. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Evet, gram altına baktığımız zaman gene 1514 seviyesindeki önemli destek işlevini sürdürmekte arkadaşlar. 514 üzerinde veya şöyle diyelim 514 altı üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe gram altında da herhangi bir sıkıntı yok ve yukarıda ilk en yakın direnç noktası da gram altının 532 seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Gram altında 532 seviyesi takibinizde kalabilir. Şuradaki 514 önemli destek diyoruz. Buranın üzerinde kalındıkça yukarıdaki 532 direnç seviyesine doğru tekrardan gram altında hareketlerini sürdürebilir. 514 altındaki kalışlarda da arkadaşlar önemli destek 502 seviyesindeki destek bölgesi olarak gözükmekte. Fakat dediğim gibi 514 dikkatle takipte kalınacak bir seviye. 514 üzeri kalışlar 514 hala kuvvetli bir seviye olmasını sağlar ve yukarıdaki 532 seviyesini test etmek isteyebilir gram altın. Bu yüzden gram altındaki arkadaşlar da bu seviyeye dikkat etsinler. Buradan hemen gümüşe geçelim arkadaşlar. Gümüşte bizler için önemli olacak seviyeler. Gümüş onsla başlayalım. Evet, gümüş onsa baktığımız zaman da arkadaşlar gümüş onsla 24.04 bizim için önemliydi. Yukarıda da bir 24.42 direnci mevcut. Gümüş ons bu 24.04 üzerinde kalışlarını devam ettirebilirse yukarıdaki ana direnç seviyesine doğru yani 24.72 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerine hız kazanabilir. Ayrıca bu direncin kırılması demek gümüşte de tekrar yükseliş hareketinin başlayacağının bir sinyali olacağından dolayı gümüşte 24.04 önemli. Bu direnci takipte kalacağız. Bu direnç yukarı yönlü kırılırsa gümüş ons tarafında da tekrardan yukarı yönlü yükselişlerin başlayacağının sinyali bizim için gelecektir diye düşünmekteyim. Bu 24.74 direncini 72 direncini kırabilirsek de arkadaşlar gümüşün onsu 25.83 seviyesine doğru yukarı yönlü bir atak geliştirebilir. O yüzden verdiğim destek seviyelerine dikkat edin bugün itibariyle. Hemen gümüş gramı da yapalım. Gümüş ons üzerinden. Gümüş gramda bizler için arkadaşlar 6.51 çok önemli dedik ve bu direnç yukarı doğru kırıldı ve 6.65 hedefine doğru gidiyor. Gümüş gramda benim gördüğüm arkadaşlar bu 6.65 kırabilirse
7.21'e kadar kısada gümüş gramın önü açılacaktır diye tahmin etmekteyim. 6.65 üzerinde bir 6.93 ve 7.21 dirençleri gözükmekte. Gümüş gramın da bu 6.65'i kırıp burayı bir destek haline getirmesi muhtemel gibi gözükmekte. Burayı destek haline getirdiği zaman da arkadaşlar yukarıdaki 7.21 seviyesine doğru gümüş gramda da ataklar görmemiz kaçınılmaz olacaktır diye düşünmekteyim. Hemen dolar TL kuruna da bakalım fazla vakit almadan. Evet, dolar TL kuruna baktığımız zaman dolar TL'de 8.39 hala önemli. 8.39 üzerinde dolar TL'nin her kalışı yukarıda 8.51 direncini test etmek isteyebilir şeklindeki yorumumuz hala devam etmekte. Şu an 8.39-8.51 aralığına sıkışmış bir dolar kuru görüyoruz. Dolar kuru da 8.39 altında bir kapanış yapmadıkça arkadaşlar yukarıda 8.51 ve 8.67 dirençlerine doğru yukarı hareketlerini hızlanarak inme kazanmak isteyebilir. Ne zaman ki 8.39 altında bir kapanış görürsek arkadaşlar işte o zaman dolar TL kurunda hareketlerin tekrardan kanal içine girdiğini düşünebilir ve 8.28-8.11 destek noktalarını gündeme getirebiliriz. Fakat 8.39 üzerinde kaldıkça 8.51-8.39 kanal aralığında dolar TL'nin hareket etmesi muhtemel. Biden'ın zaten seçimleri büyük bir ihtimalle kazanmış olması muhtemel arkadaşlar. O yüzden ABD tarafında gözümüz kulağımız olacak. Biden'ın seçimleri kazanması altın tarafında da dolar tarafında da bizdeki işsel sebeplerden kaynaklı yukarı yönlü hareketler başlatabilir. O yüzden dolar TL'deki arkadaşlar 8.39 kırılmadıkça pozisyonlarını koruması yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sizlere tavsiye edilir diyelim. Burada yatırım tavsiyesini kullanalım mutlaka. Bu çok önemli. Çünkü buradaki kararları arkadaşlar kendiniz almanız lazım. Yatırım tavsiyelerini çünkü sadece bağlı bulunduğunuz yatırım kuruluşları vermekte. Bizimkiler sadece bir öngörü niteliğinde. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız alttaki beğen tuşunu kullanıp bana yardımcı olabilirseniz çok memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.